Herkese merhaba. Yine Murat Erdem, Muhammed Yılmaz ve ben Tolga Özbek beraberiz. Havacılığın kazanını kaynatıyoruz. Bu hafta çok önemli bir gelişme var. Malum AJet, Anadolu Jet'in yeni adı yeni bir şirket haline geliyor. Ve bunun lansmanı gerçekleştirildi. Uzun süredir de neler yapılıyor, neler ediliyor bunlarla ilgili soru işaretleri vardı. Biraz o sis perdesi dağılmaya başladı. Ve aramızda törene tek davet edilen Murat Erdem. Murat, sevgili Murat, anlat bakalım törende neler oldu? Beklenti çok yüksekti. Galiba Sabiha Gökçen Havalimanı'nda HABOM, eski adı HABOM olan Türk Hava Yolları Teknik'in tesislerine yapıldı galiba. Ben bir yandan da ekrana görüntüleri vereyim. Ondan sonra yeni uçak için ne oldu, ne yapıldı? Senden bir AJet değerlendirmeni alalım. Söz sende. Sen HABOM deyince biz yıllar önce HABOM'un açılışını da yapmıştık. Sen gelmiş miydin bilmiyorum ama. Gelmiştim. Hatta temel asma töreninde bile oradaydık. Zaman çok çabuk geçiyor. Şirketler kuruluyor, büyüyor, farklı formlara evriliyor falan. Anadolu Jet de bizim 2008 yılında onun da kuruluşuna tanıklık ettiğimiz bir oluşumdu. 5 uçakla, 23 Nisan 2008'de 5 uçakla kurulmuştu. Şimdi 90'a yakın uçakla farklı bir forma evrildi. Artık reşit oldu diyebiliriz çünkü hep Türk Havalarının küçük kardeşi formundaydı. Artık rüştünü ispat etti ve bundan sonra tek başına kendine bir kariyer planı çizecek. Bakalım bu kariyer planı nasıl olacak? Onu zaten yakından takip edeceğiz. Lansmana gelirsek tabii HABOM binasında Teknik AŞ'nin hangarında özenle boyası yapılmıştı. Biliyorsunuz boyama aşamasında fotoğraflarını ben ulaşmıştık aslında ama benim için çok sürpriz olmadı ama birçok insan ilk kez Airbus 321 tipi uçağı, Anadolu Jet'in ilk uçağını orada görme şansı yakaladı. 370 civarı davetli vardı. Güzel tarafı şuydu, yani sektördeki herkes oradaydı. Yani sadece Türk Hava Yolları tarafı değil, İşte Pegasus oradaydı, işte İstanbul Havalimanı oradaydı, diğer charterlar oradaydı, TAV oradaydı. Yani bütün sektördeki ana karakterlerin üst düzey yöneticileri hepsi bu doğum anına tanıklık etmek için oraya gelmişti. Tabii bizim beklediğimiz soruların cevaplarını aldık mı ben çok ondan emin değilim. Çünkü biz orada aslında şunları konuşulmasını ya da bu soruların cevaplarını bekledik. Ama normal bir lansman yapıldı. Bildiğimizin dışında çok formata çıkılmadan bildiğimiz konular üzerinden işte 200 uçağa ulaşacak, işte şu kadar noktaya uçacak falan gibi böyle bir projeksiyon çizildi kabataslak. Ama onun dışında yapılanmayla ilgili detaylar konusunda henüz böyle herkesi aydınlatıcı bir format önümüze koymadılar. Biz de aslında bunu merak ediyorduk. Yani nasıl bir organizasyon yapısı olacak, işte organizasyonu tamamlayacak kişilerin seçimi noktasında nasıl davranılacak, işte maaşlar nasıl olacak, işte uçaklar nasıl başlayacak, AJet kendi boyasıyla mı devam edecek, Türk Havalarından wet lease mi alacak, bu soruların hiçbirinin cevabını aslında orada net olarak alamadık. Belki bunu daha sonra daha sakin bir ortamda tekrar bir basın toplantısıyla belki duyurabilirler ama şu aşamada Anadolu Jet'in hem personel seçimi noktasında hem de uçakların işte 5 uçakla başlayacak ama Türk Havalarından wet lease mi alınacak, bu uçakların tamamına ekip bulabilecek mi, şu ana kadar kaç pilotla kaç kabinle anlaşıldı, bu soruların cevaplarını maalesef alamadık. Şimdi mesela işte kabin üniformalarını da burada ilk defa görme şansımız oldu. Görüyorsunuz bu size hangi havayolu şirketini hatırlattı, var mı tahmininiz? Üniformalar, kadın üniformaları yok değil. Şöyle yani, bir durdurayım ben. Evet, yani şu yeşil, mavi ve lacivert tonları bir zamanlar Onur Havayolları'nın kullandığı üniformaların çok benzeri. Yani belki mavi kısmı biraz daha aşağıya doğru genişleyerek geliyordu. Biraz daha fazla alan tutuyordu ama tonlar ve yeşilin rengi, işte lacivertin ve mavinin tonları çok benziyor. Bak buradaki çok daha benziyor. Bu
formattaki kıyafetler Onur Ağalar'ın bir dönem kullandığı kıyafetlere benziyor, andırıyor en azından. Erkeklerde de kravatın olmaması. Söylendi. Malum çok meraklı olan arkadaşlar da var aramızda, sektör olarak gazeteciler arasında. Kim tasarlamış, herhangi böyle bir imza kimindir, böyle bir konuşma geçti mi acaba? O konuda hani kimin tasarladığıyla ilgili bir şey konu geçmedi ama çok uğraştık diye o işin organizasyon başındaki kişiyle konuştuğumda çok uğraştık ve ortaya güzel bir şey çıkarmaya çalıştık ifadesini kullandı ama kimin tasarladığını açıkçası söylemedi. Erkeklerdeki kravat detayında fark etmişsinizdir. Kravat kullanılmamış. Onu da buradan söylemekte fayda var. Bu arada Evet, elimde de Anadolu Jet maketi de var. Bu maketi de orada bize hediye ettiler. Airbus 325. Dur dur, seni hemen büyük ekrana alalım. Ondan sonra buradan da Evet. şöyle bir seni de büyük ekrana alıp. Burada Anadolu Jet yazısı var, hala duruyor, görüyorsunuz. Bu geçici olarak burada duruyor aslında. Bunu kaldıracaklarmış kısa süre sonra. Ama herhalde kaybolmasın, diğer uçaklarla karışmasın diye mi Anadolu Jet'i koydular bilmiyorum. Orada öyle söylediler. Yani bu geçici olarak burada duruyor, sonrasında kaldıracağız dediler. Bu Anadolu Jet, AJet iki tarafta bu şekilde. Hem burada hem de bu tarafta AJet yazıyor. Biraz AJet'i andırıyor ama ya söylerken de bazıları AJet diyor. AJet diyor. Yani biraz karışıyor ama zamanla herhalde dilimize pelesenk olur ve alışırız diye düşünüyorum. Ben logoyu uygulanmasını çok beğendim. Kuyruktaki bu A harfinin uygulanmasını çok beğendim. Biraz daha belki bu mavi aşağı doğru, gövdeye doğru uzayabilirse daha iyi olurdu, olabilirdi ama genel olarak ben maketi de şeyi de aslında beğendim. İlk başta fotoğrafını gördüğümde çok hoşuma gitmemişti ama maketi görünce ve gerçeğini görünce gayet de güzel tasarlanmış. Ya bir de tabii Oradaki insanın zamanla gözünün alışması da önemli. O da tabii bir faktör. tabii Belki aslında bunlar uçakları görünce alışacak gözümüz. tabii bunlar değiştirilebilir şeyler. Yani boyamayı değiştirirsin, kabin kıyafeti olmaz değiştirirsin ama buradaki önemli olan mesele Anadolu Jet'in başarılı olması. Çünkü 2008 yılında 5 uçakla kurulan şirket 2023 yılında tekrar 5 uçakla başka bir yola çıkıyor. Ayrı bir şirket olarak yola çıkıyor. Tabii burada Türk Hava Yolları'nın Anadolu'daki yükünü hafifleten bir pozisyonu vardı. Bundan sonra ne olacak? Anladığım kadarıyla yurt dışına da yoğun şekilde açılma projesi var. Onunla birlikte Türk Hava Yolları nasıl katkı verecek? Bir defa Türk Hava Yolları'ndan ayrılınca tamamen bir low cost pozisyonuna geçecek. Bir öncekinde biliyorsun yarım yamalak, yarım low cost, yarım network taşıyıcısı gibi böyle arada bir formattaydı. Şimdi tam anlamıyla low cost carrier olarak yani düşük maliyette havayolu şirketi olarak yoluna devam edecek. Burada bunun başarısını aslında belki önümüze almak gerekir. Yani şekilcilikten ziyade Anadolu Jet neler yapabilir, başarılı olur mu olmaz mı ya da nasıl başarılı olur bunları konuşmak daha faydalı diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu senden lansman görüşlerini aldık. Dediğim gibi gelen mesela bülten de çok birkaç cümleden oluşan çok basit bir bültendi. İşte Ulaştırma Bakanı oradaydı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları. Senin dediğin gibi İstanbul Havalimanı'ndan zaten Sabiha Gökçen ev sahipliğinde burada epey bir sektör gelmişti ama çok fazla bilgi gelmedi. Demek ki bu ilerleyen günlerde bu bilgileri alacağız. Şimdi benim sormak istediğim, buradan da Muhammed'e döneyim. Muhammed, işte sen havacılık sektörünü bir dünyaya bakış olarak baktığımızda büyük şirketlerin bu tür low cost olarak adlandırılan düşük maliyetli havacılık yatırımları yapıyorlar. Örnek verelim istersen hemen. Dubai'de Emirates grubunun Fly Dubai'si, Singapur grubunun Scoot'u, bir dönem Delta'nın Song'u vardı. Sonra yeterli gelir ve karlılığa ulaşmadığı için Delta bunu kapatmak durumunda kaldı. Farklı farklı örnekler var. Hatta aramızda konuşurken Air France'ın Jun'unu da söyledik. Hatta Air France bir dönem Jun'u İstanbul seferleri içinde Air France markasını çekip Jun'u koymuştu ortaya. Fakat tabii geliş mehterle geliş, İzmir marşıyla geri dönüş. O şirket çok hızlı bir şekilde kapatılıp ben de lansmanına gitmiştim Paris'te. Uçakla uçmuştuk ama çok hızlı bir şekilde geri dönüş olmuştu. Ve dünyada bu konuyla ilgili çok fazla ben açıkçası başarılı örnek görmüyorum. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili?
Tabii söylediklerinin hepsi doğru. Genel itibariyle verilen örnekler ve diğer yapılan çalışmalar. Ama bu başarısızlık örneklerinin üzerine yoğunlaşmak yerine sektörün ve low cost'un, pazarın nereye gittiğiyle ilgilenmek daha doğru olabilir belki. Bugün şöyle bir rakamlara baktım. 2022'de low cost pazarı dünyada 200 milyar dolar civarında bir etki gücüne sahipken projeksiyonlar 2032'de bunun 950 milyar dolara kadar yükseleceğini gösteriyor. Yani low cost pazarına dair özellikle müthiş bir gelişim olacağını söylemek yanlış olmaz. Burada tabii doğru pozisyonu almak, özellikle Türk Hava Yolları ve AJet üzerinden yapılan çalışmada bu 950 milyar dolara yükselebilecek, yani kabaca yaklaşık 4 katına kadar, 4 katından biraz fazla artacak bir pazarda doğru konumlandırmayı yapabilmek önemli. Bakıyorsunuz bugün low cost markalarının tamamı özellikle işte yapay zekayı kullanma, işin arka tarafındaki sürdürülebilirlik hamleleri, bu gelir yönetimi noktasında farklı iş modelleri ve iş planları ortaya çıkararak aslında geleceğe biraz daha güçlü tutunmaya çalışıyorlar. Bu anlamda AJET'in neler yapacağını merak ediyorum. Yani standart köhneleşmiş veya daha olumlu bir tabirle standartlaşmış bir full servis havayolu mantığından devam etmeye kalkarlarsa bu low cost şirketi doğru yönetilemeyeceği aşikar bir konu. Yani sonuç itibariyle bir full servis havayolu mantalitesiyle bir low cost şirket yönetilmeye kalkarsa bunun çok doğru bir yönetim şekli olmayacağı aşikar. Anadolu Jet'in yönetim sürecinde tabii doğrudan bir Türk Hava Yolları iştiraki ve Türk Hava Yolları alt markası şeklinde bir anlayış varken belki biraz daha THY mantığı üzerinden değerlendirilen bir yönetim şekli varken artık tamamen ayrılan, kendi ayakları üzerinde durması konusuna karar verilen bir şirket haline gelince buradaki yönetim ve mantalite anlayışının da değişmesi gerektiği aşikar. Yani dünyada ayakta kalabilen başarılı low cost şirketler bunu nasıl yapıyorlar, nerelere daha fazla önem veriyorlar ve biz nerelere odaklanmalıyız daha yakından bakmak lazım. Yani bu eski usul devam edecek bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir bir şey olmayabilir. İşte bu yaptığımız örnekler, az önce verdiğimiz örneklerin de kalıcı olmamasının sebepleri de biraz oydu. Yani Jun dediğimiz bir anda piyasaya çıkıp işte ana destinasyonlardan birisi olan İstanbul'da kalkıp Air France markasını çekip buraya koymak mesela riskli bir karardı. Dolayısıyla benzer hamleleri TEH mantığında nasıl bir ayrışma göreceğiz onu ben bekliyorum açıkçası. Ve genel itibariyle aslında Anadolu Jet markasından neleri farklı yapacaklarını ben büyük bir heyecanla bekliyorum. Çünkü orada yönetim anlayışının da tamamen değiştiğini gördük. Mesela Scoot'u bir ara Singapur Hava Yolları sattı. Sonra tekrar low cost pazarına olan talep ve o bölgede yapılan çalışmaların potansiyel getirileri düşünülerek tekrar kendi bünyesine kattı. Fly Dubai konusunu örnek verdin. Onlar bambaşka bir iş modelindeyken pazar koşulları ve konjonktürel değişimler doğrultusunda bir anda geniş gövde uçak siparişi verdiler mesela Değil mi? 787'ye En baktılar. son Tabii. Dubai Air Show'da 787 gibi 30 ki tane, bir de 30 737'den tane. oluşuyor. 30 tane 30 tane sipariş. yani. Bugüne kadar tamamen dar gövde 737 ile operasyon yapan bir şirkette müthiş bir değişim ve dönüşüm. Bu değişim ve dönüşümün nedenlerine odaklanmak lazım. Yani bu sadece bir uçak siparişi olarak değerlendirilecek bir konu değil. Burada olaya mantalite, bakış açısı, neler değişti, bu adamlar neden bir anda geniş gövdeye döndüler, 787'ye döndüler gibi soru işaretlerini aramak lazım. Orada da bu pazarın potansiyel büyümesi süreçlerinde ve bu konjonktürün ya da işte bu projeksiyonun bu kadar önümüzdeki 10 yılda 4-5 katına çıkacak bir sektör haline gelmesinde odaklanılması gereken önemli noktalar var. Dünya nereye gidiyor? Sürdürülebilirlik eksenine bir vurgu yapılmış mesela o basın bülteninde. Bu konuda mesela neler yapacaklar merak ediyorum ben de. AJET markası tabii hayırlı olsun ama bu logo ve boyama konusunda da tabii bir şey ilgimizi çekti. Hatta ben de paylaşmıştım. Bu birkaç yabancı basında Sen da bir bunu gördüm. benzerlikler koydun azıcık Evet, ortaya. ondan biraz bahsedelim. Şimdi tabii Anadolu Jet'in logosu Türk Hava Yolları logosuydu. Kırmızı kuyruk yerine mavi kuyruk kullanılıyordu. O da genel itibariyle Cathay Pacific'te bir benzerlik taşıdığı iddia ediliyordu her zaman. Ama tabii Türk Hava Yolları'nın logosu çok daha eski Cathay Pacific'ten. Dolayısıyla oradaki o benzerlik ve uçaktaki benzerlikler veya logo benzerliği biraz daha farklı ama buradaki AJet markasındaki hem livery dediğimiz uçağın dış görünüşü boyaması hem de logo ve uçağın yerleştirilme şekliyle Kanada merkezli Air Transat'ı ciddi şekilde andırıyor. Yani o açık mavi tondaki uçağın boyama şekli, kuyruktan aşağıya doğru iniş,
kanatların winglet ya da sharklet dediğimiz o kıvrık kısımlarının aynı renkte kullanılması ve logonun yerleştirilmesi, marka isminin gövdenin ön tarafına yerleştirilmesi ve işte jet kısmının ya da airlines kısmının siyahla ve o ilk kısmın yani A-Jet kısmının A'sıyla Air Transat'taki o Air kelimesinin aynı tonlarda birbirine yakın şekilde uçağa yerleştirilmesi ve renkleri biraz ciddi şekilde Air Transat'ı andırıyor. Bu anlamda genel olarak dünya havacılığında da bu uçak benzerliğinin dikkati çektiğine dair birkaç yerde görmüştüm. Ben de paylaştım o açıdan. Benim de hakikaten çok benzettiğim bir şey oldu. Air Transat'la A-Jet'in liverisi ciddi şekilde benziyor. Şimdi benim tabii burada aklıma gelen iki önemli sorun var. Birincisi, şimdi A-Jet ayrı bir şirket. İşte farklı şeyler olacak. Bir kısım uçak Türk Hava Yolları'ndan mı gelecek? Kadro oluşu LinkedIn'den görmeye başladık. İşte yok kabin hizmetleri başkanı, teknik ekipler gelmeye başladılar bunlarla ilgili. Aklıma takılan önemli sorun. Şimdi diyelim ki bu şirket 2 sene, 3 sene, 5 sene üst üste zarar etti. Ne olacak? Kapatacak mı? Yani normalde ticaret kanunlarına göre üst üste zarar ettiğiniz zaman bu şirketin devamlılığı soru işareti geliyor. Ve bunun sonrasında Türk Hava Yolları yeni bir halka arz mı yapabilir bu şirketle ilgili? Yabancı bir ortak mı alabilir? Bunlar benim en merak ettiğim konular. İkincisi de tabii Saviye Gökçen'de çok büyük bir rekabetle muhtemel 2024 Mart'tan sonra göreceğiz. Pegasus var. Çok oturmuş bir sistemi çeviriyor. Hani Türkiye'de low cost'un en iyi uygulayıcısı desek herhalde katılırsınız sizler de. Buna karşın A-Jet ne yapacak? İşte kabinde ikram mı satacak? Veya Pegasus gibi çok farklı bilet kampanyalar, o elastikiyet var mı? Bunları göreceğiz. Bir de tabii ki devletin eli bu işte olacak mı? En önemli problem. Yani bir yere bir uçuş hakkı verilirken işte ikinci pistini haftalardır tartışıyoruz. Tabii bu arada dördüncü programımıza da bir ikinci piste selam yollayalım Saviye Gökçen'in. İnşallah bir gün o pist üzerinde de program yapmak nasip olur, öyle söyleyeyim. Mesela işte slot hakları, şunlar bunlar. Öncelik kime gidecek? Gerçekten kardeş payı mı olacak? Yoksa hakkı olan mı alacak? Ben bunları çok merakla bekliyorum. Murat, senin düşüncelerin ne bu konuyla ilgili? Şimdi Anadolu Jet'i ilk açıldığında bu formatı yavaş yavaş oturtmasaydı, bugün ortaya çıksaydı çok zorlanırdı. Yani 2008 yılında hatırlarsan o gün çok eleştirilmişti. Yani otobüste bile işte top kekle meyve suyu içmeye alışmış bir topluma bir havayolu şirketi kuruyorsunuz, önüne koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki işte bunda her şey ücretli diyorsunuz mesela. Yani hem de Türk Havaları konforundan çıkıyorsunuz. İşte business var, bunda yok falan. Yani daha eski uçaklar falan. Yani o formata alıştıra alıştıra bugüne geldiği için sanki böyle daha yumuşak geçiş olur ve low cost'a, Anadolu Jet'in low cost'a dönüşü noktasında sanki biraz daha Türk Havaları, yani A-Jet yönetim tarafının eli daha rahat gibi geliyor açıkçası bana. Çünkü sert bir geçiş olmayacak, yumuşak bir geçiş olacak ama karşınızda da tabii çok daha çetin rekabetin döndüğü, az önce Muhammed de bahsetti, inanılmaz maliyet hesaplarının yapıldığı, böyle kalem ucuyla yapıldığı bir alana giriyorsunuz. Yani her şey maliyet. İşte yakıt az yaksın diye pilotu gazlıyorsunuz. Aman işte biraz işte taksi yaparken motorun birini kapat, işte ne bileyim iniş takımını biraz geç aç falan gibi. Yani bir sürü böyle değişik değişik kalemlerden böyle milim falan. İşte yani böyle tek tek hesaplayarak maliyetleri inanılmaz bir maliyet avantajı sağlayarak ucuza bilet satma yöntemine gidiyorsunuz. Yani bunu tam anlamıyla Anadolu Jet yapabilecek mi? Bunu göreceğiz ama bunun şu andaki modeli uygulayarak kesinlikle Pegasus'la ya da herhangi bir low cost şirketiyle rekabet etme şansı açıkçası yok. Çünkü hem biraz network taşıyıcısı, yani klasik havayolu modelindeydi, hem de low cost modelindeydi Anadolu Jet. Yarım yarımdı. Yani bunu tam anlamıyla düşük maliyetli havayolu şirketi modeline getirmesi lazım. Full low cost modeline getirmesi lazım ki ancak Anadolu Jet'in Pegasus'la rekabetinde Anadolu Jet'e şans verebilirim. Diğer türlü çok fazla hani benzer mantalitenin devam etmesi halinde çok fazla şans açıkçası veremeyebiliriz. Ama tabii bunu bizim gördüğümüz kadar mutlaka A-Jet'in yöneticileri de işte Türk Havaları tarafı da mutlaka görmüştür.
işte ona göre işte planlamalarını yapmışlardır. Bunları biz de takip edeceğiz zaten. Ama dediğim gibi bu yumuşak bir geçiş olacak. Özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz low cost carrier şirketlerinin toparlanma süreci diğer şirketlere göre yani full servis şirketlere göre çok daha hızlı oldu. Yani böyle de bir avantajları var. Krize karşı da daha dirençli olabilirler. Yani iyi maliyetlerini kontrol edebilirseniz kriz anında şey gibi olmaz. Yani bir bayrak taşıyıcı gibi olmaz. Bugün hala Avrupa'da toparlanamayan hava şirketleri var. British var, Lufthansa var. Yani bunlar 2019'un hala gerisindeler ama Ryanair olsun, EasyJet olsun bunlar 2022'de 2019'u geçtiler. Yani aynı krizi yaşadılar. Aynı şekilde işte uçakları ground edildi ama toparlanmaya başladığında hadi kalk gidiyoruz dediğinde adamlar tepeyi açtılar bir anda. Yani low cost'ların böyle bir avantajı var. Maliyet yönetimi etkin olduğu için toparlanması da daha şey oluyor. Daha diğerlerine göre daha hantal değiller aslında. Yani diğer network taşıyıcılar biraz daha hantal olduğu için daha toparlanmaları geç oluyor. Böyle de bir avantajı olabilir Anadolujet'in. Hep Anadolujet diyorum. Alışamadım Ağzımız ben kayıyor. Anadolujet'e Alışacağız. ama Alışacağız. yani yapacak bir şey yok. Yani Muhammed böyle bir sen ne avantajı düşünüyorsun? olabilir. Evet, şeyi söylemek lazım burada tabii. Kesinlikle maliyet yönetimi, varlık yönetimi, gelir yönetimi meselesi bu low cost şirketlerin bir numaralı gündem maddesi. Bunu zaten az önce de ifade ettik. Murat da ifade etti. Şimdi burada bu yaklaşımı belirledikten sonra tabii filo yönetimi ve network yönetimi de çok çok önemli. Şimdi Türk Hava Yolları bünyesinden ayrılan bir şirket. Hala Türk Hava Yolları iştiraki olarak, %100 iştiraki olarak en azından ilk aşamada devam edecek gibi görünmekle beraber nerelere uçma, mesela yurt dışı için çok agresif bir büyüme vaat ediliyor AJet için. Bu agresif büyüme nereleri kapsayacak? Türk Hava Yolları'nın uçtuğu destinasyonlarda mesela bir ciddi bir rekabet olacak mı? Türk Hava Yolları'ndan yolcu çalacak mı mesela? Bu durumu önüne geçebilmek için normal low cost'ların yaptığı gibi ana merkezlerin ikincil ve üçüncül havalimanlarına mı uçuşlar yapılması planlanacak? Yoksa Türk Hava Yolları'nın uçtuğu temel havalimanlarına da bunlar ucuza biz uçak gönderelim, yolcu taşıyalım gibi bir yaklaşım mı olacak? Bu da çok büyük bir avantaj. Yani daha doğrusu soru işareti. Az Bu Türk önce Hava Yolları dediğim gibi aslında Muhammed yani eğer tam full low cost mantığıyla giderse zaten birincil havalimanlarına uçmaması gerekiyor. Evet. Yani İşte ben de onu daha diyorum. düşük Buradaki maliyetli o havalimanlarına uçması lazım ki o mantıkla devam edebilsin. Yani etkin maliyet yönetimi de bir parçası da bu zaten. İşte Yani şimdi kafamızdaki soru İstanbul işaretlerini Havalimanı tabii. gidermek için buradan gelecek yanıtlara ihtiyacımız var. Yani biz yurt dışında özellikle çok büyük bir agresif bir büyüme bekliyoruz ve böyle bir şey hedefliyoruz cümlesi çok ucu açık bir şey yani. Ne tarafa doğru büyüyeceksiniz? Nerelere uçacaksınız? Hangi şehirler bizi bekliyor? Ve kalkıp da o şehirlerdeki hangi havalimanları olacak bu? Siz Türk Hava Yolları'yla aynı destinasyona bilet satarsanız fiyat avantajı sunacağınız için elbette sizi insanlar tercih edecek. O zaman bu noktada Türk Hava Yolları'ndan yolcu çalacak gibi olacaksınız. Buradaki o denge nasıl kurulacak? Onu açıkçası ben merak ediyorum. Zaten yönetim anlayışı dediğimde ilk söylediğim şeyde de onu kastediyordum. Yani bu adamlar bu şirketi nasıl yönetecek sorularına daha net cevaplar arıyoruz açıkçası şu anda. Bu soruların yanıtını bilmeden de yorum yapmak da çok sağlıklı olmayacak. Umarız ki gerçek anlamda bir low cost şirket yönettiklerini farkında olarak hareket ederler ve network planlaması ve filo planlaması konusu buna uygun şekilde hareket edilirse ülkemiz bir tane güçlü bir low cost markası daha kazanabilir. Aksi halde bir başarısızlık örneği olarak tekrar AJet'i nasıl bir formülasyona sokarız noktasını getirmek ve buna bir yeni bir çözüm bulmak, yeni bir forma sokabilmek için yeni bir proje geliştirmek zorunda da kalınabilir. Buradaki detay çok çok önemli yani. Umarım Personel başarılı olur konusuna da AJ. yani personel konusuna da biraz değinmek Murat, lazım. lütfen. Personel tedariki noktasında şimdi arayışı var, ilanları açık, aktif. Yani hem kurum içerisinden yani Türk Hava Yolları bünyesinden hem de dışarıdan transfer etmek istiyor. Yani bünyesine yeni çalışanları katmak istiyor ama şartlar şimdi yeni bir şirket hangi şartlarda geçecek? Yeni şirketler genelde kurulan yeni şirketler yüksek maaş verip cazip hale getirmesi gerekir ki insanların tercih noktasında etkili olsun. Bir başka tabii önemli konu Türk Hava Yolları kargodaki değişim. Türk Hava Yolları'nda geçtiğimiz cuma akşamı Turhan Özer ayrı Ağustos ayında ayrı bir şirket haline gelmişti. Ve ayrı şirket haline gelmiş Türk Hava Yolları'nda da
THY Kargo'nun yönetim kurul başkanıydı Turan Özel ve sürpriz bir şekilde görevden alındı. Bu da epey bir ses getirdi. Turan Özel normalde lojistik sektörünün gerçekten yakından tanıdığı bir isim. Fakat burayla ilgili de Turan Özel'le ilgili de İlker Aycı döneminden kalmış bir yönetici ve arkasından da herhalde neler oldu bilmiyoruz ama ilginç bir şekilde yönetim kurul başkanlığından görevinden alınarak bakalım kim gelecek. İddialar var. Turkcell'de de bir süre evvel 9 genel müdür yardımcısı ayrılmıştı. Bunlardan ikisi de Türk Hava Yolları'nın üst düzey yöneticileriydi. Ali Türk biri. Diğer yönetici de Akif Konar'dı. İkisinden birinin geleceği açıkçası konuşuluyor. Turan Özer'le ben göreve ilk geldiğinde röportaj yapmıştım. Farklı bir yaklaşım içerisindeydi kendisi. Türk Hava Yolları kargonun volüm yani miktar olarak taşıdığı kargo değil. Örneğin soğuk konteynerla ilaç taşıyabileceği, çok daha fazla gelir elde edebileceğine dikkat çekiyordu kendisi. Gerçekten enteresan bir yaklaşımdı. Hatırlayacağınız gibi pandemi sırasında da Türk Hava Yolları'nın ayakta kalmasının en büyük faktörlerinden biri de ciddi miktarda yapılan kargo uçuşları olmuştu. Sen de çok güzel özetledin. Yani Türk Hava Yolları biliyorsun pandemi döneminde kargoyla ayakta kaldı. Yani o zamanki şartlarda filonun %90'ı yere indirilmiş. Yolcu taşımacılığı neredeyse durmuş. Sadece kurtarma operasyonları yapılıyor ama o dönem işte hem medikal malzemelerin taşınması, işte diğer tıbbi malzemelerin işte ya da işte insani yardım malzemelerinin taşınması noktasında kargo uçakları çok popüler hale gelmişti. Yani Türk Hava Yolları'nın 20 civarında kargo uçağı vardı, geniş gövdeli. Belki o dönem 20 tane daha olsa hepsini uçuracak pozisyona gelmişti. O dönemde Türk Hava Yolları kargonun aylık cirosunun 300 milyon dolarları bulduğu falan ki sıcak paraya ihtiyacı olan dönemde çok ciddi bir nakit akışıydı. Ayakta kalması için en önemli etkenlerden birisiydi. O dönemin tabii başarılı şekilde yönetilmesinin başındaki isim de Turan Özen'di açıkçası. Turan Özen tabii İlker Aycı, bir önceki yönetim kurulu başkanı İlker Aycı yönetiminin onun kadrosuyla Türk Hava Yolları'na gelmişti. Sonrasında biliyorsunuz Türk Hava Yolları kargonun da aynı bugünkü Anadolu Jet'in Ajet olması gibi ayrı bir havayolu şirketi olması noktasında ciddi anlamda adımlar atılmıştı. Hatta ayrı bir şirket oldu. Türk Hava Yolları kargo, Turkish Cargo olarak Sivacık Genel Müdürlüğü'ne EOC başvurusuna, yani işletme ruhsatı başvurusuna dahi bulunulmuştu. Yani Türk Hava Yolları çok iyi gidiyor. O ivmeyle bu şirketi ayrı bir şirket yapalım, havayolu şirketi yapalım ve daha hareket kabiliyeti yüksek bir şekilde pazarda daha etkin hale getirelim şeklinde bir model vardı ama tabii o günkü yönetim kurulu başkanı İlker Aycı bunun çok istiyordu, çok hevesliydi ve her röportajında neredeyse normal havayolu tarafına, yolcu tarafına değil de kargo tarafına ağırlık verip bütün röportajlarında kargoyu ön plana çıkarır, kargoyu parlatırdı. Bunun sonucunda biz oluşumu yapmasını beklerken işte tabii onun Almatı krizi, biraz kontrol dışı hareketlerinden dolayı herhalde dediler ki sen bu işi bırak. Biz onu sonra yaparız diye onu ileri bir tarihe ertelediler. O gün eğer bu irade gerçekleşseydi bugün Turkish Cargo ayrı bir şirket, havayolu şirketi olarak karşımızda olabilirdi. O günkü süreçte tabii Turan Özen'in bahsettiğin gibi yenilikçi ve gerçekten lojistik sektöründen gelmesinden kaynaklı bir etkin, bir liyakatlı yönetim anlayışının da etkisi olduğunu söylemek mümkün. Tabii sonrasında bu karar neden alındı bunu bilmek çok mümkün değil. Ama baktığınız zaman Türk Hava Yolları'nın belli bir noktaya gelmesi, özellikle 2015 yılından sonra kargoda bir noktaya gelmesi de en önemli emeği olanlardan birisi de bana göre Turan Özen. Tabii diğer bahsettiğiniz isimler Türk Hava Yolları, Turkcell'den daha önce Akif Konar Türk Hava Yolları'ndan Turkcell'e gitmişti. Türk Hava Yolları geçmişi var. Türk Hava Yolları'nı biliyor. Onun ismi geçiyor. Döner dönmez belli değil ama adı geçen isimlerden birisi o. Diğer isim de Ali Türk. Bunların ikisinden birisi bana göre Ali Türk gelecek gibi görünüyor Türk Hava Yolları kargonun başına. İkisi de gelse, her ikisinden birisi de gelse Türk Hava Yolları'nın başarılı bir çıtası var. Bu çıtayı biraz daha yukarıya taşıma noktasında
önemli bir görevleri var diye düşünüyorum. Muhammed'e de şeyi soralım. Muhammed malum işte kargoda yani son aslında bir yıl aşkın süredir dünya rakamlarına baktığımız zaman kargonun da biraz etkisi azalmış gibi bunu söylemek herhalde mümkün. Sence bu durum nasıl şu anki dünyadaki durum? Kargo ile ilgili bir toparlanma var mı? Belki de Türk Hava Yolları mevcut şu an yönetim biraz kargoyun geleceğini çok iyi belki de göremedi mi diyelim? Kargo pazarının tabii pandemiyle beraber patlaması, tabii e-ticaret sektörünün de bir anda pandeminin de etkisiyle beraber şahlanarak artması kargo sektörünü hiç tahmin edilmeyecek boyutlarda büyüttü bir anda. Kargo pazarına yoğunlaşan şirketler tarihlerinin en büyük cirolarına veya tarihlerinin en büyük finansal sonuçlarına ulaştılar. Özellikle geride bıraktığımız son 1-2 senede ama tekrar işler normale döndüğünde, yolculuğu seferler devam ettiğinde ki biliyorsunuz dünya genelinde hava kargonun %70'i kargo uçaklarıyla değil yolcu uçaklarıyla belli kargo olarak taşınıyor. Dolayısıyla yolculuğu seferlerin tekrar eski pozisyonuna dönmesiyle beraber kaçınılmaz bir şekilde kargo pazarının tekrar eski düşüş versiyonuna doğru ilerlemesi kaçınılmazdı. Nitekim de öyle oldu. Sadece o geçiş sürecinde kargo pazarındaki aktörler ciddi şekilde finansal karlılık elde etti. Aslında şu an geldiğimiz noktanın sürpriz olduğu söylenemez. Bu anlamda tabii Turkish Kargo'nun gelecekle ilgili projeksiyonları ve beklentilerinin düşürülmesi gibi bir şey bence söz konusu değil. Müthiş bir yatırım yaptılar. Smartist projesi olsun. Genel olarak kargo uçağına yapılacak yatırımlar ve kargo pazarının geleceğinde sektörün, kargo sektörünün ilk üçüne girebilmek hatta zirveye oturabilmek gibi projeksiyonlar belirlemiş durumdalardı. Burayı İstanbul'u Smartist olarak adlandırdıkları yeni merkezi dünyanın en büyük kargo aktarma merkezlerinden biri haline getirmek gibi. Ki yıllardır bilirsiniz kargoda zirveye her zaman Hong Kong oynar. Çin'deki o ticaret etkisiyle birlikte ve Amerika'da da Memphis biliyorsunuz burada şeydir. Hong Kong'la Memphis'te rakip olabilecek bir hale getirmek gibi bir projeksiyon çizilmişti. Kalkıp şimdi oraya yapılan uzun vadeli yatırımlara bir anda sırt çevirecek halleri olduğunu düşünmüyorum. Oradaki bu görev değişikliğinin açıkçası daha farklı nedenleri olabileceğini düşünüyorum ben de. Birçok insan gibi siyasi sebepler olabileceğini düşünüyorum. Turan Özen noktasında da Türk Hava Yolları ve ülkede genel itibariyle bir liyakat meselesinin daha yoğun tartışıldığı günümüzde bulunduğu pozisyonda Türk Hava Yolları'nın A sınıfı yönetim kademesinde bulunduğu noktada liyakat anlamında belki de en az tartışılan isimlerin başında geliyordu. Çünkü geçmiş CV'si, aldığı eğitimler, daha önce bulunduğu sektörde çalıştığı yerler ve bu sektörün gerçekten içinden gelen birisi olması ve bunu da göreve geldikten sonraki finansal tablolara yansıtmasıyla aslında neredeyse Türk Hava Yolları'nın A kategorisinde A plus yöneticiler arasında liyakat konusunda en az sorgulanan isimdi Turan Özen. O yüzden gidişi pek çok kişi açısından sürpriz oldu ama bunu şirketin yönetim anlayışı veya Turkish Kargo'nun konumlandırıldığı, geleceğe dair konumlandırıldığı pozisyonla ilgisi olmaktan ziyade daha farklı sebepleri olabileceğini ben değerlendiriyorum. Bu değişikliğin Turkish Kargo'nun potansiyel hedeflerini değiştirmeyeceğini, yine dünyada İstanbul merkezli olarak kargo pazarında ilk üçe veya daha sonrasında da uzun vadede de zirveye oynama projeksiyonunun değişmeyeceğine inanıyorum. Ama o kargo pazarındaki pandemi sürecinde yaşanan o hararetli sürecin tekrar normale dönmesinin de oldukça normal ve beklenen bir durum olduğunu belirtmemiz lazım. Sadece bunu öngöremeyip gereğinden fazla bu pazarın dışındayken pandeminin yaratmış olduğu hararetli tabloyla bu sektöre giren aktörler için tabii ki bu negatif bir değerlendirme olmuş olabilir ama sektörün yeniden normalleşmesi açıkçası kimse için pek de sürpriz olmadı. Yolcu uçmaya devam ettikçe, yolcu uçakları uçmaya devam ettikçe kargo pazarının o yolcu uçaklarının üzerinden ilerlemesi kaçınılmaz bir durum elbette. Ben ek yapabilir miyim? Yani birkaç Tabii. anekdot ekleyeyim. Şimdi pandemi döneminde uçaklar yerde kaldığı için kargo operasyonu %70'i belli kargo, yani uçak altı kargo olarak taşınıyordu ve %70'i devre dışı kalınca kargo şirketleri kargo uçaklarına daha büyük yük düştü. Türk Hava hatırlarsınız 2015 ya da 16 yılındaydı zannedersem. Tabii 2016 yılından sonra olmuştu. Çünkü işte bir sürekli her yerde bombalar patlıyor. İşte peşine darbe girişimi olmuş falan. Ciddi anlamda sadece lokal anlamda Türk Silah Havacılığı pandemiden önce büyük bir krizin içerisindeydi. O dönem hatırlarsanız Türk Havalar yolcu uçaklarını kargoya çevirmişti. Hatırladınız mı?
Yani Evet. yolcu uçağını artık bize şey lazım olmaz. Hani aslında bu bir kargon tercihi değildi. Hani orada biraz daha az zarar ederiz tarzında bir yaklaşım da aslında ama o gün kargoya çevrilen uçaklar 3-4 sene sonra Türk Hava Yolları'nın çok büyük işine yaramıştı mesela. Tesadüfen yapılmış bir hamleydi aslında. Yani yolcu istemiyordu ve bari kargo alalım. Belki işimize yarar tarzında bir yaklaşım da aslında o kargo uçağına çevrilmişti. Bu da aslında havacılık sektörünün hani sürprizleri açık ve aslında çok da dinamik olduğunu gösteriyor. O güne kadar mesela işte yağıyla kavrulan işte 3 uçakla 4 uçakla stabil olarak işte 3-5 senedir aynı kadroyla operasyon yapan kargo şirketlerinin bir anda hızla büyüdüğünü gördük mesela. Ama bugün baktığınız zaman o hız tamamen şu an ters rüzgarla birlikte geriye doğru devam ediyor. İşte kargo taşıma ücreti 16-17 dolarlara çıkmıştı pandemi sürecinde. Bugün baktığınız zaman 1,5 dolara götürüyorlar. Yani o dönemki kar marjlarını ya da o günkü potansiyelin bugün yakalanma şansı yok. Ama tabii bu havacılıkta fırsatlar bugün bu şekilde olur. Yarın öbür gün rüzgar tersine döner yine aynı potansiyel yakalanabilir. Ya da işte bugün yaşanan kriz yarın bambaşka bir fırsatların önünü açabilir. Yani çok değil 2 sene önce bizim Türk Hava Yolları motor satıyordu 3 sene önce 4 sene önce. Yani ayakta kalabilmek için. Pegasus uçağını sattı kaç tanesini ayakta kalabilmek için. Ama bugün dünyanın her yerine uçak topluyorlar. Yani çok dinamik bir alan. Çok hem kargoda hem yolcuda bugün çok krizin ortasındayız diye düşündüğünüz anda kargo ya da yolcu taşımacılığı fark etmiyor. Bir anda bambaşka bir yere, bambaşka fırsatlara açılabiliyor. Çünkü olan kargo fırsatı da aslında yanlışlıkla ya da daha doğrusu tesadüfen sipariş ettiği kargo uçaklarından pandemi döneminde inanılmaz faydalanmıştır. Onu aktarmak istedim. Eski bir kargo Yani havayolu çalışanı olarak aslında benim de şunu eklemem lazım. Kargo sektörüne bir miktar bulunmuş birisi olarak kargo öyle bir sektör ki dünyanın bir yerinde kriz olması kargo şirketlerinin patronlarını ve yöneticilerinin ellerini ovuşturmasına sebep olur. Dünyanın bir yerinde bir kriz olur, bir savaş olur, bir deprem olur. İnsani yardım götürürsünüz, pandemi olur, ilaç götürürsünüz. Yani sizler dünyada yani kargo pazarının aktörleri dünyanın herhangi bir yerinde bir tutarsızlık, bir dengesizlik, stabilizasyon probleminin olduğu yerlerde onlar için işlerin açılması anlamına gelir bu her zaman. Dolayısıyla kargo sektörü her zaman kendisine potansiyel bir pazar bulur. Özellikle sağlam bir zemine sahipse. Çünkü dünyanın her yerinde zaman zaman dönem dönem karışıklıkların olduğu, problemlerin yaşandığı, doğal afetlerin, felaketlerin yaşandığı, savaşların mutlaka olduğu bir gezegende yaşadığımız için kargo pazarında eğer sağlam bir yatırımınız varsa, bu konuyla ilgili gerçek anlamda iyi bir altyapı oluşturduysanız size her zaman her yerde tabiri caizse ekmek çıkar. Bu anlamda kargonun bir de böyle bir tabii kimse hiçbir yerde negatif bir şey yaşanmasını, doğal afet olmasını, savaş felaket olmasını istemez ama kargo pazarının böyle kendi içerisinde de enteresan bir dengesi ve dinamiği de var. Turhan Bey'in Ben şöyle şey bir diyeyim. şeyi de varmış. Kırmızı çizgisi kargoda dar gövde istemezmiş. Yani dar gövde isteme hep geniş gövde olsun istermiş. Belki şimdi son yıllarda da dar gövde kargo uçakları da popüler olmaya başladı. Yani 737'ler yolcudan 320. kargoya dönüştürüldü, 321'ler dönüştürüldü falan. Orada da ciddi anlamda bir talep var dar gövde kargo uçaklarına. Belki yeni gelen genel müdürün böyle bir anlayışta olmasa Türk Hava'nda da kargo. Çünkü 2-3 tonluk yük için giden 777'ler varmış mesela kargoda şu anda Türk Hava'nda. Onlar daha dar gövde uçaklarla daha ekonomik taşınabilir. Belki yeni genel müdür bu şeyinde Türk Hava kargo tarafının bu inadını da belki kırabilir diyeyim. Şey de olabilir. Bu mesela konuşulan yeni Türk Hava Yolları siparişlerinde şimdi 777X'in kargo versiyonu yapılacağı biliniyor. A350'nin kargo versiyonu yakın zamanda piyasaya sürülecek. Belki bu önümüzdeki günlerde potansiyel olarak TYYA'nın vermesi planlanan ama bir türlü realiteye dönüşmeyen siparişlerin arasında belki bu geniş gövdeler veya dar gövdeler arasında bazı kargo versiyonlarının olduğunu da görebiliriz. O da bizi şaşırtmaz. O da tabii şirketin ne tarafa doğru bir strateji çizdiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Belki dediğin gibi dar gövde seçeneklerinden bazılarını kargo olarak isteyebilirler veya
777X veya 350'nin kargo versiyonları için sipariş görürsek de o zaman da şirketin ne tarafa doğru gitmek istediği ya da ne tarafa götürülmek istendiği ile ilgili de bir fikir elde edebiliriz belki. Vallahi biz işte bak 4. program, yaklaşık bir aydır beraberiz. Bizim yaptığımız konular yeni yeni gündeme geliyor. Mesela bugün ben YouTube'da gördüm. Vay, Türk Hava Yolları'nın uçak siparişi hisseleri ne yapacak? Arkadaşlar, biz bunları çok çok önceden size anlatıyoruz. Merak edenler zaten, hani bu konuya meraklı arkadaşlarımız sağ olsunlar güzel takip ediyorlar. Ama yok hisse mi alayım, yatırım mı yapayım diyenler de lütfen bizleri iyi takip etsinler diyoruz. Belki de ben şöyle bir ekleme yapayım buna. Tabii buyur, sen ekle, sonra ben de bir şey söyleyeceğim. Bence herkesin bir nasıl işte yeni padişah çıkınca para bastırırmış. Burada Ahmet Bolat'ın para bastırması bence Ajet ve uçak siparişleri belki. İlker Aycı için kargoydu belki. Ondan sonra her yönetim kurulu başkanının kendine göre öne çıkardığı şeyler var. Tabii dünya değişiyor, ihtiyaçlar nasıl ayakta kalınacak, edilecek, bunlar da tabii başka başka faktörler. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz, ama görüyorsunuz havacılık kazanı erken kaynıyor. Takip eden dikkatli bir şekilde gündemden haberi oluyor. Önemli analizler yapıyoruz. Bu arada tabii kargo savaş falan derken Muhammed de güzel bir noktaya temas etti. Ben bir sürü Amerikan 747 kullanan kargo uçaklarının da çeşitli, örneğin Dedaç, Alexandropolis Yunanca adı, oradan İsrail'e bomba taşıdığını görüyorum. Acaba o uçaklarda insanların, pilotların ne kadar vicdani taşıyor, ne düşünüyorlar? Açıkça ben de böyle bir aklıma geldi de söylemiş olayım. Evet Murat, senin lafını kestim. Lütfen devam et. Ben seninkini kestim de şimdi tabii son dönemde rahatsız olduğum, hepimizin rahatsız olduğu bazı şeyler oluyor. Yani insanlar kendi işlerine odaklanmıyor ve alternatif alanlarda bir varlık göstermeye çalışıyor. Aslında çok başarılı olduklarını da söylemem ama yani bu sektörün dışındaki bazı işte insanları etkileyebileceğini düşünüyorlar. Ama sektörün, gerçek sektörün karşısında herhangi bir şekilde bir itibarı ya da bir pozisyonu, bir karşılığı olmayan insanlar işte bu işe meraklı, işte dışarıdan bakan, işte apolet meraklısı, işte ne bileyim bu tarz işte heves eden statü insanları, meraklısı. Yani onları etkileyerek sanki bu işin kompetanı, ombudsmanı rolü biçiyorlar kendi kendilerine. Bunu sadece belli şahıslar için söylemiyorum. Ya öncesiz adamlar diyorum ben bunlara. Yani öncesi yok. Yani bir anda ortaya çıkıp mantar gibi ve ahkam kesmeye başlıyorlar. Yani yapacağımız işle ilgili de kesiyorlar. Ya da ne bileyim ya dün geldiniz, bugün şey yapıyorsunuz, yani racon kesiyorsunuz. Bunun bir önceniz yok ki. Yani mesela Anadolu Jet'in kurulduğunu bilmiyorsunuz siz. Yani 2008'de yoktunuz. İşte HABOM'un temeli atıldı diyoruz. Biz oradaydık. Yani evet. Anadolu Jet ilk uçuşunu yapmıştı. Biz oradaydık. İlk uçuşunu yaptığında daha geri tabii. HABOM, az önce HABOM'u konuşuyoruz. Biz HABOM'un içinde Anadolu Jet'i lansmanını yapıyoruz ama HABOM'un da temel atmasında biz vardık. Yani biz ahkam kesmiyoruz. Yani yaptığımız işle ilgili kesmiyoruz. Tabii ki de farklı alanlarda değil. Ama yeni yetme, öncesiz bir şekilde birileri tarafından sübvanse edilen, doldurulan, iliştirilirmiş yani arkadaşlar var. Tabii. Arkadaşlar çıkıyor ve yön vermeye kalkıyor. Herkes işini yapsın. Sen işini yap. Kararı izleyicin, takipçin neyse onlar versin. Ya ben çok sinirim. Bir de hazır buradan girmişken kurumsalcı arkadaşlar, yani kurumsal iletişimcilere de birkaç bir şey söylemek lazım. Yani şimdi ben sen, ben, o işte kalkıyoruz gece saat 1'de 2'de, işte burada yayın yapıyoruz, sabah erken kalkıyoruz, haber giriyoruz, araştırıyoruz, network'ümüzü kullanıyoruz, üretiyoruz yani. Ama bir bakıyorsun ki bir organizasyon olmuş ya, 3 kişinin takip ettiği sitesine kapalı devre yayın yapan siteleri toplamışlar, kilo işi getirmişler oraya. Yani bunlar hakikaten işini hakkıyla yapan arkadaşlara haksızlık değil mi? Yani ben o zaman neden kendi öz hayatımdan feragat edip de çalışıyorum, üretiyorum ve sektöre bir şeyler sunmaya çalışıyorum? Sen niye benle onu aynı kategoriye koyuyorsun mesela? Yani bununla ilgili de kurumsalcılar işin kolayına kaçıyor. Yani ne kadar çok o kadar tabii canım, iyi. Onlar kelle hesabı. Tabii. Etkisi ama, nedir? Bunlar tartışılmıyor. Tabii. Yani bunu biraz şey yapmak lazım. Göz önünde bulundurmak lazım. O zaman ben de alayım oradan
koyayım canım isterse, canım istemezse hiç koymayayım, üretmeyeyim. Kimse haberin farkında olmasın, ulaşamasın hiçbir şey. Herkes o ne yapılırsa işte gizli kalsın falan gibi. Yani bunu kurumsalcıların, şirketlerin hem kendi departmanları hem de hizmet aldığı kurumsalcıların biraz dikkat etmesi lazım. Çünkü bu işin sonu başka bir şeye gidiyor. Yani hiç alakasız alakasız insanlar işte bir tane işte bilmem ne kom, bilmem ne şey sayfası açıp karşınıza böyle işte gazeteci gibi çıkıp sonra da orada altyapısı olmadığı için sizin mesleğinize bakış açınızı farklı yorumlanmasına neden olarak bizi orada temsil ediyorlar yani. Buna da bir hazır dolmuşken bunu da araya Dolmuşken bir kaptırayım şey vermek lazım. Sonra bazen dedim. konuşuyoruz işte sektörle ilgili, işte ya bu kadar büyük iş, tamam Türkiye ayrı bir şey. Dünyada niye ses getirmedi? Siz bu adamları getirsiniz, ses getirmez, bu kadar basit. Yani başka bir şey söylemeye pek fazla. Ahbap çavuş ilişkisinden bir an önce Ha, o kurtulmak lazım. kadar. Şimdi O bakın yani kadar. Ondan sonra çok çok basit bir cümleyle bitireyim ben de. Çok da anladığım kadarıyla uzatmayacağız ama ölçümlenebilir bir şey yapıyoruz. Eskisi gibi değil artık yani. Sizin gazetenize yazdığınız yazı, televizyonunuzun kaç kişinin izlediğini, tirajınızın ne olduğunun filan bir önemi yok. Şu anda her şey net bir şekilde ölçümlenebilir durumda. Kimin ne İstatistiğe kadarlık basıyorsunuz, çıkıyor rakamınız veya izlenme sayınız kiminki nedir gözüküyor. kimin ne kadarlık bir etki alanına sahip olduğu net bir şekilde görülebiliyor. Gerekli işlemler ve çalışmalar bu doğrultuda yapılırsa, ahbap çavuş ilişkisinden çıkılırsa her şey daha sağlıklı yürür. İşler de daha sağlıklı olur, çıktılar da daha sağlıklı olur. Kendileri bilir, kendileri tercih ederse işte tercihlerinin etkilerini görüyorlar. Hayatta başarılar diliyoruz arkadaşlara. Evet, bu hafta AJET'ten girdik, kargodan çıktık, kurumsal iletişim tarafına şöyle bir dokundurduk ve kazanı bu hafta da kaynattık. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Değerli gazeteci arkadaşlarım, Erdem ve Muhammed Yılmaz'la birlikte bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınızı yorum olarak bekliyoruz ve tabii ki bizlere abone olup sayımızı da arttırırsanız bizler için bunlar da keyifli, hoş durumlar ama önemli olan bu söylediklerimizin etkisi. Görüyorsunuz haftalar öncesinde size bunların sinyallerini, bilgilerini açık ve net bir şekilde analiziyle birlikte sunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.